Sınav hepimizin büyük korkusu. Ta ilkokul hayatından, üniversite hayatına, yaşamımız boyunca hep bir sınav korkusu yaşarız ve hep bir sınava hazırlık, sınava girme, sınav sonucu beklemeyle geçen bir süreçtir. Ama özellikle son yıllar ülkemizde TEOG, ÖSY, şu sınav, bu sınav çocuklarımızı açıkçası kendi elimize perişan ettik. Ama maalesef bu yarışın dışında da kalamayız çünkü acımasız bir yarış ve bütün hepimizin, çocuklarının ama kendimizin bu yarışa dahil olması gereken bir süreç. Ve bu yarışta da kullanacağımız malzememiz beynimiz. Yani beynimizi şöyle ele alınca da IQ'muzu yan yana koyun. Ortalama insan beyni bu kadar. Yani bunun vücut ağırlığındaki kitlesini siz hesaplayın. %7'ye, %11'e bile denk gelen küçük bir yapıdan bahsediyorum. Ama bu küçük yapı beynimiz günlük enerjinin %20, %25'ini kullanır. Yani vücuda giren enerjinin 4 birim, 5 birimden fazlasını biz beyin için kullanıyoruz. Beynin ihtiyaçları için kullanıyoruz. Bu enerjiyi de eğer veremezsem bu defa beynin üretken olması, beynin o yeteneğini kaybediyoruz. Öncelikle bu kuralı unutmamamız gerekiyor. Yani beynin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, fonksiyonu yerine getirebilmesi için beynin beslenmesi gerekiyor ve beynin ihtiyacı da glikoz, yani şeker, karbonhidrat. Beynimizin bir kere bununla beslenmesini sağlamamız gerekiyor. Ama tabii şöyle bir süreç var. Yani sınav başarısını arttıran hiçbir gıda yok. Önce onu söyleyeyim. İşte şunu yersen çok başarılı olsun, şunu yersen başarılı. Ama sınava hazırlanan bir genç için bir takım temel kurallar var. Daha doğrusu eğitim öğretimde dikkat etmemiz gereken kurallar var. Bunların hemen ilk önemlisi ve bilimsel çalışmalarda da ispatlanan kısmı ise şu. Evet, siz sınav dönemi değil, eğitim hayatınız boyunca kahvaltı yapmadan eğitim öğretime yola çıkmayın. Çünkü en son yemeğini 8 saat önce, 10 saat önce yemiş bir beyin sabah enerjisini almadan yola çıkarsa bu ispatlanmıştır ki bu çocukların okulda başarılı olmaları, sınavda başarılı olmaları mümkün değil. Sabah kahvaltısı her ne olursa olsun mutlaka ihmal edilmeden yapılması gereken ilk kural, ilk olmazsa olmazımız. Ama tabii sabah kahvaltısı demek bir poğaça, bir simit değil. Mutlaka besin öğelerinin tam ve dengeli alındığı bir öğünden bahsediyorum. Evet, sütü içilmeli, peyniri, yoğurdu, diğer bütün hepsi olduğu bir kahvaltıdan bahsediyorum. Birinci kural bu. Yani sınav başarısı için sınava bırakın 3 sene, 5 sene değil, eğitimde başarılı olmak ve beyni doğru besleyebilmek için sabah kahvaltısı ihmal edilmemesi gereken öğünlerden birisi. Hemen ardından gelen beslenme ile konuşmamız gereken, sınav dönemi için konuşmamız gereken süreç ise evet, birçok sınava girdim, sınava gözetmen olarak girdim, sınavda görev yaptım ama bu sınavda dikkat ettiğim bir şey var, sınavda stresle baş etmek. Çünkü sınav stresi önemli bir problem, bununla baş etmenin yolu da evet kişinin karnı tok olmalı. İkincisi, özellikle bu büyük sınavlarda, işte üniversite sınavı gibi, işte lise giriş sınavları gibi sınavlar öncesi de ailelerin yaptığı en büyük hatalardan birisi, hadi kızım, hadi oğlum, yarın sınav var, bu hafta sınav var, seni bu akşam şöyle bir çok sevdiğin yeni bir yemek, işte suşiciye götürelim, kebapçıya götürelim, sana şunu yedirelim dediği zaman, bu da ikinci büyük hatadır. Çünkü sınav öncesi beslenmede lütfen alıştığınız beslenme alışkanlığı dışına çıkmayın. Niye çıkmayın? Çünkü o beslenme alışkanlığı dışında tükettiğiniz gıdaların sizin için bir gıda zehirlenmesi sebep olması problem olabilir. Sizin sinir sistem probleminize neden olmuş olabilir. O yüzden sınav öncesi süreçte de lütfen beslenmenizin rejimini değiştirmeyin. O güne kadar ne yiyorsanız onları tüketmeye devam edin. Bir diğeri bu. Yine yumurta beyin için çok önemli besin öğelerinden biri olan kolini içerir. Doğru bir besin öğesidir. Yumurta tüketimi de, düzenli yumurta tüketimi özellikle gençlerde beyin fonksiyonunun arttırılmasına yardımcı olacak gıdaların başında gelmektedir. Yine sınav süresinde mutlaka işte sınavda susuz kalmak konsantrasyon eksene sebep olabileceği için sınavda yanınızda bir şişe su bulundurmanız doğru bir adım olacaktır. Ama sınav öncesi şeker tüketimi, şeker yemek, evet kan şekerini ani yükseltecek ama daha sonraki düşüşlerle beraber konsantrasyon eksene sebep olacaktır. O yüzden sınavda işte çikolata, şeker yerine
Tavsiyem kuru üzüm gibi kurutulmuş herhangi bir meyve kurusu yemek daha şeker düzeyinin daha sabit kalmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Sınav başarısı için evet beynin beslenmesi gerekiyor. Beyin iki kaynaktan beslenecek. Bir tanesi başta da söylediğim gibi o şekeri, çünkü beynin enerjisi şekeri alması gerekiyor. Bir diğeri de sınav başarısı için bol bol okumak. Ne bulursanız okumak. Beynin beslenmesi ancak bu şekilde sağlanır diyorum. Herkese sınavlarında başarılar diliyorum.